Yüz eser. Bütün şiirleri Orhan Veli Kanık. Edebiyatı sevenler ve bu heyecanlı yolculuğa yeni başlayanlar. Merhaba. Cumhuriyet dönemi şairlerinden Orhan Veli Kanık'ın şiirleriyle birlikteyiz bu programda. Türk şiirine yeni bir soluk getiren ve sanatsal söyleyişin dışına çıkaran şairimizi tanıyacak, birbirinden güzel şiirlerinin tadına varacağız. 36 yıl gibi kısacık bir ömre birbirinden güzel şiirler sığdıran şair. ...1914'te doğdum. 1 yaşında kurbağadan korktum. 9 yaşında okumaya, 10 yaşında yazmaya merak sardım. 13'te Oktay Rıfat'ı, 16'da Melih Cevdet'i tanıdım. 20 yaşından sonra da para kazanmasını öğrendim. 25'te başımdan bir otomobil kazası geçti. Çok aşık oldum, hiç evlenmedim. Kendisini kısaca bu cümlelerle anlatan şairi daha yakından tanımaya başlamadan önce bir şiirine yer verelim diyorum. İzin verirsen ben okuyayım ilk şiiri. Bana Orhan Veli'yi tanıtan ve sevdiren bir şiir bu. Şiirin adı Güzel Havalar. Beni bu güzel havalar mahvetti. Böyle havada istifa ettim Efkaf'taki memuriyetimden. Tütüne böyle havada alıştım. Böyle havada aşık oldum. Eve ekmekle tuz götürmeyi böyle havalarda unuttum. Şiir yazma hastalığım hep böyle havalarda nüksetti. Beni bu güzel havalar mahvetti. ...13 Nisan 1914'te İstanbul'da doğan şair, 14 Kasım 1950'de aynı kentte ölür. Babası Cumhurbaşkanlığı Armoni Orkestrası şefi olan Mehmet Veli Kanık'tır. Şair ilk öğrenimine Galatasaray'da başlar. Orta öğrenimini babasının görevi nedeniyle bulundukları Ankara'da tamamlar. Arkadaşları Oktay Rıfat Horozcu ve Melih Cevdet Anday'la lise sıralarında tanışır. Şiirle tanışması da aynı dönemdedir. Liseden sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümüne girer. 1935'te okulu bitirmeden ayrılır. 1936-1942 yılları arasında PTT Genel Müdürlüğü'nde memurluk yapar. 1945-1947 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı Tercüme Bürosu'nda çalışır. Sonraki yaşamını çevirmenlik ve yazarlık yaparak geçiren şair, 1 Ocak 1949-15 Haziran 1950 tarihleri arasında Yaprak Dergisi'ni yayımlar. Dergi 28 sayı çıkar. Daha sonra Oktay Rıfat Horozcu ve Melih Cevdet Anday ile birlikte Garip adlı ilk şiir kitabını çıkarır. Kitabının yayımlanması, sonradan Garipçiler adıyla tanınan şiir akımının da doğmasına sebep olur. Şiirlerdeki söyleyişe yakıştırılan ilk sıfat garipti. Çünkü alışılagelmiş şiir anlayışının dışındaydı yazdıkları.
İşte onlardan biri, Dalgacı Mahmut. İşim gücüm budur benim. Gökyüzünü boyarım her sabah. Hepiniz uykudayken uyanır bakarsınız ki mavi. Deniz yırtılır kimi zaman. Bilmezsiniz kim diker. Ben dikerim. Dalga geçerim kimi zamanda. Bu da benim vazifem. Bir baş düşünürüm başımda. Bir mide düşünürüm midemde. Bir ayak düşünürüm ayağımda. Ne halt edeceğimi bilemem. Öncelikle sanatlı, ağır ve ağdalı bir dil değil, herkesin anladığı yalın bir dil kullandılar. Şiirlerinde ölçü ve uyak oluşturma çabaları yoktu. Şairane söyleyişten uzaktılar. Orhan Veli'ye göre şairler, uyağı ilk dizenin kolay hatırlanması için sadece hafızaya yardımcı olması amacıyla kullanmışlardır. Garipçilerle günlük yaşamdaki sıradan olaylar, sıradan insanlar şiire girer. Kitabe-i Seng-i Mezar şiirindeki Süleyman Efendi gibi. Bu şiirin adının anlaşılır olduğunu söyleyemeyeceğim. Sanırım mizahi bir yaklaşımla verilmiş bir ad. Mezar taşı yazısı anlamına geliyor Kitabe-i Seng-i Mezar. Dünyadaki en büyük sıkıntısı ayağındaki nasırı olan Süleyman Efendi'nin ölümü ve ardından yaşananlar anlatılıyor bu şiirde. Merak edenler hemen kitabı açıp okuyabilirler. Ben başka bir şiirle devam edeyim. Anlatamıyorum. Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarım? Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizde? Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, kelimelerin ise kifayetsiz olduğunu bu derde düşmeden önce. Bir yer var biliyorum. Her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum. Anlatamıyorum. Orhan Veli, toplumsal çarpıklıkları sıradan insanın duygu ve düşüncelerini anlatır. Mizahi, hatta alaycı denebilecek bir söyleyişi vardır. İlk şiirleri Varlık Dergisi'nde yayımlanır. Önceleri geleneksel şiir biçimleriyle bireysel duyarlılıkları dile getiren şiirler yazar. Bunlar ses uyumunu gözeten ve duygusal eğilimler gösteren şiirlerdir. Sonradan yeni arayışlara girer. Şiirlerinde büyük beklentileri olmayan, içgüdülere dayalı, küçük şeylerle avunabilen yaşamları ele alır. Anlattığı insanların davranışlarını kimi kez abartarak dile getirir. Şairin Garip için yazdığı ön sözde, şiirle ilgili görüşlerinden birkaç cümleye yer verelim. Şiir öyle bir bütündür ki, bütünlüğünün farkında bile olunmaz. Sıvanmış, boyanmış bir binanın tuğlaları arasındaki harcı göremeyiz. Bina tamamiyetini ancak bu harçla temin ettiği zamandır ki onu teşkil eden tuğlaları teker teker görmek, onların vasıfları üzerinde düşünmek fırsatını elde ederiz. 100 kelimelik bir şiirde 100 tane güzellik arayan insan vardır. Halbuki 1000 kelimelik bir şiir bile bir tek güzellik için yazılır. Tuğla güzel değildir. Sıva güzel değildir. Fakat bunlardan terekküp eden bir mimari eser güzeldir. Şairin ölümü trajiktir. Ankara'da belediyenin kazdırdığı bir çukura düşerek başından yaralanır. Ertesi gün İstanbul'a döner. Bir arkadaşının evinde otururken fenalaşır ve 4 gün sonra 36 yaşında beyin kanamasından yaşamını yitirir. Orhan Veli'nin şiirlerini topladığı kitapları Garip, Vazgeçemediğim, Destan gibi, Yenisi ve Karşıdır. Denize Doğru adıyla basılan düz yazıları, 12 adet çeviri kitabı vardır. La Fontaine'in masallarını manzum olarak dilimize çevirmiştir. Şiirleri ölümünden sonra
bütün şiirleri adıyla tek kitapta toplanmıştır. Şiirle devam edelim. Hürriyete doğru. Gün doğmadan, deniz daha bembeyazken çıkacaksın yola. Kürekleri tutmanın şehveti avuçlarında, içinde bir iş görmenin saadeti gideceksin. Gideceksin ırıpların çalkantısında. Balıklar çıkacak yoluna karşıcı, sevineceksin. Ağları silkeledikçe deniz gelecek eline pul pul. Ruhları sustuğu vakit martıların, kayalıklardaki mezarlarında birden bir kıyamettir kopacak ufuklarda. Deniz kızları mı dersin, kuşlar mı dersin? Bayranlar, seyranlar mı dersin? Şenlikler, cümbüşler mi? Gelin alayları, teller, duvaklar, donanmalar mı? Hey, ne duruyorsun be? At kendini denize. Geride bekleyenin varmış, aldırma. Görmüyor musun? Her yanda hürriyet. Yelken ol, kürek ol, dümen ol, balık ol, su ol. Git gidebildiğin yere. Bütün şiirlerini değil ama birkaçını paylaşarak şairimizi daha yakından tanımanıza yardımcı olabiliriz. İşte onlardan biri ve bence Orhan Veli'yi en yalın haliyle anlatan bir şiir, İstanbul Türküsü. İstanbul'da Boğaz içinde bir fakir Orhan Veli'yim. Veli'nin oğluyum, tarifsiz kederler içinde. Urumeli Hisarı'na oturmuşum. Oturmuş da bir türkü tutturmuşum. İstanbul'un mermer taşları, başıma da konuyor, konuyor aman martı kuşları. Gözlerimden boşanır hicran yaşları. Edalım, senin yüzünden bu hal. İstanbul'un orta yeri sinema. Garipliğim, mahzunluğum duyurmayın anama. El konuşur, sevişirmiş, bana ne? Sevdalım, boynuna vebalim. İstanbul'da Boğaz içindeyim. Bir fakir Orhan Veli. Veli'nin oğlu. Tarifsiz kederler içindeyim. Güzel bir İstanbul şiiri de benden. İstanbul'u dinliyorum. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Önce hafiften bir rüzgar esiyor. Yavaş yavaş sallanıyor yaprakları ağaçlarda. Uzaklarda, çok uzaklarda, sucuların hiç durmayan çıngırakları. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Kuşlar geçiyor derken, yükseklerden sürü sürü çığlık çığlık. Ağlar çekiliyor dalyanlarda. Bir kadının suya değiyor ayakları. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Serin serin kapalı çarşı, cıvıl cıvıl Mahmut Paşa. Güvercin dolu avlular, çekiç sesleri geliyor doklardan. Güzelim bahar rüzgarında ter kokuları. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Başımda eski alemlerin sarhoşluğu, loş kayıkhaneleriyle bir yalı, dinmiş lodosların uğultusu içinde İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Bir yosma geçiyor kaldırımdan. Küfürler, şarkılar, türküler, laf atmalar.
bir şey düşüyor elinden yere. Bir gül olmalı. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Bir kuş çırpınıyor eteklerinde. Anın sıcak mı değil mi biliyorum. Dudakların ıslak mı değil mi biliyorum. Beyaz bir ay doğuyor fıstıkların arkasından. Kalbinin vuruşundan anlıyorum. İstanbul'u dinliyorum. Orhan Veli'nin şiirlerinde sıkça ele aldığı temalardan biri de yaşam savaşıdır. Yaşamak şiiri bunlardan biri. Biliyorum. Kolay değil yaşamak. Gönül verip türkü söylemek yar üstüne. Yıldız ışığında dolaşıp geceleri, gündüzleri gün ışığında ısınmak. Şöyle bir fırsat bulup yarım gün yan gelebilmek Çamlıca tepesine. Bin türlü mavi akar boğazdan. Her şeyi unutabilmek maviler içinde. Biliyorum kolay değil yaşamak. Ama işte... Bir ölünün hala yatağı sıcak, birinin saati işliyor kolunda. Yaşamak kolay değil ya kardeşler, ölmek de değil. Kolay değil bu dünyadan ayrılmak. Şairimizin bunların dışında pek çok güzel şiiri var elbette. Programımızın süresi bütün şiirlerini okumaya yetmiyor. Bizim önerimiz kitabı elinize alıp keyifle okumanız. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bu program, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.